Kural çok işim var ki. Bir de Çetin çıktı başıma. Avukat Zadi ile görüşeceğim ama onu tek başıma yapmam lazım. Evet, geçen gece konuşuyordun Sülya ablalarla. Ne iş o? Annenin derdi bitiyor mu ki? Çetin'i hatırladın mı? Kemal'in yanında çalışan garson. O diyor ki, bu ölüm şüpheli bir ölüm. Yenge sen de destek çık, biz bunu mahkemeye götürelim, bir dava açalım falan diye yalvarıp duruyor işte. Yani bir de bunlarla mı uğraşıyorsun anne? Uğraşmayacağım, ne yapacaksın? Ha, sanki. Zaten kafam olmuş adliye koridoru, dosyayı kapan geliyor, kapan geliyor. Sen şu Azra davasını hallet de o yeter. Her şeyin boşu Azra zaten. Vallahi yakama lanetle örümcek gibi yapıştı böyle, silkiyorum silkiyorum gitmiyor sanki. Anneciğim sen üzme kendini. Bak bu da hallolacak, hem avukatın da çok iyi zaten. Hmm. İnşallah. Ben de öyle umuyorum ya. Aman bu da ne ısrarcı çıktı. Ne oluyor? Kim arıyor? Salondan birisi. Ya salona gelecekti arkadaşım. İndirim istiyor. Bir de bunlarla uğraşıyorum. Herkes bir indirim derdinde. Üç kurşun hesabını yapıyor. Olacak iş değil vallahi. Rahatlığa bak ya. Telefonları da açmıyor artık. Acil konuşmamız lazım. Çocuğun ablası Azra'yı tanıyorum. Kız çok yakınımızda ve Amerika'ya da gitmeye niyeti yok. Sanırım bize anlatmadığınız başka bir şeyler var. Beni bu işten midem bulandı. Konuşalım lütfen. Azra ne zaman gelir Hüsniye teyze? 6 gibi gelir. Ne yapacaksın? Bir şey konuşacağım da onunla. Ne konuşacağım bakayım? Çok öyle şey bir şey değil ya. Geveleyip durma kızım. Devlet sırrı mı? Vitamin. Bana vitamin öner demişti de çalışırken çok enerjisi düşüyormuş. Hiç gülcem yoktu Meryem. Azra'nın enerjisi hiç düşer mi? Arı gibi vallahi. Öyle de Mesne teyze yani yoruluyordur o da. Pekmez de bal yesin. Çayla kahveyle öğün geçiriyor. Tabii. Beslenme de önemli. Eğer sorun buysa ben ona söylerim. Sen tasa etme. Yok. Şimdi bana öner dedi. Ben kendim söyleyeyim. Ayıp olur. Hı. Ama siz hep biliyorsunuz. Ben uyuyacağım. Sen hep böyle bekleyeceğim mi? Hı. Yani bir mahsur yoksa biraz daha ben bekleyeyim burada. Olmaz mı? Boş boş bekleme bari. Boynumu uver azıcık. Bütün dünyayı bir boynumla hükmediyorum. O da tutulmasın bari. Tabii tabii. Yavaş kız, boğmak mı istiyorsun beni? Ay kusura bakma, sert mi oldu? Esat'tan
Sen şimdi vitamin için mi bekliyorsun? Hı hı. Sen ne yaptın anne? Cansu sen neredesin? Mert'in yanındayım. Mert'in yanında mı? Cansu bak her şeyi anlatacağım. Anne sen bunu nasıl yaparsın ya? Nasıl yalan söylersin? Hazra haklıymış. Kal orada Cansu. Bilmediğin şeyler var. Hepsini anlatacağım. Kal. Anne. Anne sen bana neden yalan söyledin anne ya? Neden yalan söyledin? Nasıl yaparsın bunu? Sana sordum bir şey var mı dedim. Neden sakladın Mert'i? Niye söylemiyorsun? Hayır dinlemek istemiyorum. Hayır anne. Mert'i alıp Azra'ya vereceğim. Bitecek bu iş. Duydun mu beni? Sakın bir aptallık etme. Bekle beni. Aç şu telefonu aç. Alo Fatma. Cansu'nun gitmesine sakın izin verme. Gitmelerine izin verme. Yakarım seni. Cansu. 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 Aç kapıyı. Aç kapıyı. Hayır aç kapıyı. Çekil elimden. Hayır öyle bir de vermem çocuğu. Bak beni zorla. Kimsin ya? Sen kimsin bana ne yapacağımı söylüyorsun? Çekil elimi. Hayır. Polisi arayacağım. Duydun mu beni? Polisi arıyorum hayır. Şimdi. Hayır. Bilerek yapmadım. İstediğim yere kondu ama... sen beni zorladın. Tamam zorladın. Çok önemli bir şey mi? Hı, ne? Azra diyorum. Bu kadar beklediğine göre çok önemli bir şey konuşacaksınız herhalde. Merak ettim ben de şimdi. Pardon. Efendim Fatma. Ay Meryem. Mert'in ablasıymış. Yaralandı. Ne? Cansu! İstemeyerek kaldı. Cansu! Tamam. Cansu. Müdahale. Tamam. Hayır ya olamaz. Allah Allah. Ne oluyor ya? Cansu! 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 Ben şimdi sana yardım edeceğim. Bırak. Yardım edeceğim. Yardım edeceğim. Bırak. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.